Hep duyarız değil mi? İnsanın bir hedefi olmalı. Hedefler yaşatır insanı diye. Ama kiminin hedefi imkansızlıklar içinde teslim olmayıp daha fazlasını aramak. Kiminin de hedefi akşam eve gidip izlediği dizinin yeni bölümüne bakmak. Demek ki hedef almak değil önemli olan hedefin ne olduğunu anlamak. Başkalarını bırak senin hedeflerin neler derseniz. Hepsini söyleyemem ama içlerinden biri kim bilir belki de olur 2022'ye 2 milyon aboneyle girmekti. Peki neydi abone? Emekti ki ben de o emeği iki dizi bölümüne 8 saatimi vererek gösterdim ama canı gönülden değil ağzınla istemeden olmuyorsa demek izleyenlerin çoğu da abone olmayanlar oldu. Ama önemli olan abone sayın 2 milyonken değil 1.9 milyonken teşekkür edebilmek. O halde kanalı bu sayıya getiren bunca diziyi izleyebilmek için bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimle. Neyse 1.9 milyon abonede kendi kendine hallenen ilk kanal olduğumuza göre şimdi size bir diziden bahsedeceğim. Ki bu dizi yıllardır yapılması gerekeni yapan ve 1934 yılında Fransız işgali altındaki Atatürk'ün benim şahsi davam dediği bugün düşündükçe bir gülme geliyor. Suriye Halk Meclisi'nin almak için elimizden gelen her şey yapacağız dediği Hatay'da o dönemin milli mücadele ruhuyla yaşanmış, bir işgalin gölgesi altında kamçılanan bir halıcının aşkını anlatıyor. İşte bu cümledeki düşmeye biz ünlü düşmesi diyoruz. Ama deminki düşme aşık olan adamın halıcı olmasından kaynaklı değil, yanlış anlaşılmasın. 1934 Fransız işgali ya da Hatay deyince yükseldiğimiz bir hikayenin yine bir aşkın altında kalması. Ama hep bu konuda dizileri yapanları eleştirdiğimizi zannediyor ya herkes. En çok da ona üzülüyorum. Çünkü boşuna dememişler. Yapana değil, yaptırana bak diye. Aziz. Biliyorsunuz bizim dizilerdeki izlenme kaygısının en belirgin göstergesi YouTube kanallarındaki kapaklardır. İşte bu yüzden çoğu yerli dizimizin bölümlerinin küçük resimleri de akvaryum gibidir. Bunu zaten daha önce söylemiştik de bu dizide bir ilk yaşandı. Dünyanın en estetikten uzak öpüşmesinin yani vantuzduru aziz olsa duramazsın dediğimiz öpüşmesinin de yer aldığı çok ilginç bir şey denemişler. Dizinin sırasıyla bölümlerinin küçük resimlerini arka arkaya koyduğunda giderek yaklaşılan bir öpüşme çıkıyor. Valla buyurun. İşte dizilere o kadar emek ve para harcanıyor ki sektörde az izlenme korkusu bunları yaptırıyor insanlara. En sonunda da aman azizlenir miyiz? Ya azizlenirsek? Azizlenmesek bari diye diye ortaya Aziz diye bir dizi çıktı. Dizi 1934 yılında zengin bir halı tüccarının oğlunun meşhur halı atma hareketi ve başarılı bir satış yapmasıyla başlıyor. Daha sonra başrolümüz ve amcaoğlu Fransız askerlerinin de uğradığı bir meyhaneye gidiyor. İşte bu meyhaneye az sonra elindeki tepsiye vurup düşürseler de kavga çıksa alt ile giren akli dengesi bozuk bir kete satıcısı girince de tabii ki o tepsiye vuruluyor ve baş ölümümüzde araya girip zavallı adamı kurtarıyor. Aa, siz Türkle nasıl diyor diyerek konuşunca Fransız olduğunu anladığımız bu adam da meğer Hatay'ı yöneten Fransız delegesinin oğluymuş. İşte bu gerginlikten sonra kahramanımız aynı askeri bu kez de sokakta bir kıza tecavüze yeltenirken görüyor. Tabii şimdi bu dizilerimizdeki yazılı olmayan kurallardan biri. Ne mi o kurallar? Erkek zengin, kız fakirdir. Her münasebet hamilelikle sonuçlanır. Bir kadının mide sorunu olamaz, kusuyorsa hamiledir ve yabancı bir askerin olduğu dizide tecavüz edilir. Neyse, tabii ki yine yapan da erkek kurtaran da kuralı devreye giriyor. Dur yapma etme derken başrolümüz adamı oracıkta öldürüveriyor ve kaçmaya başlıyor. Daha sonra da kurtarılan kız çıkıyor karşımıza. Bir dakika bu şey değil mi ya? Erkek başrolümüzün bir önceki diziden partleri? Yok. Ha bu şey o zaman. Esra Bilgiç Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra ona benzer bir kız gelmişti. Odur. Yok. O da değil. Gördüklerinizin hepsi başka oyuncu. Tabi şimdi burada karakterlerden değil oyuncuların ta kendilerinden bahsediyorum. Affetsinler ne olur da. Zaten dizilerimizin arasındaki genel fark bu kadar olduğundan. Hayır şimdi benzemiyorlarsa benzemiyorlar deyin. Neyse o bir tarafa da. Bu kızın az önce o başına gelen olay hiçbir şey değil. Bakın az sonra o kızın başına neler gelecek neler. Daha sonra başrol erkeğimiz bu cinayetin ardından babası ve amcasının yanına gidiyor. Baba da diyor ki şehri terk et, kelvanımızın başına geç ve dönme. Başrolümüzde vedalaşmak için sevdiceğinin yanına gidiyor ve hemen şehri terk etmesi gereken adam sevgilisiyle bakışıyor, toslaşıyor, öpüşüyor, yatışıyor, kalkışıyor. Sevgili sonra seni ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim dedikten sonra atına binip dört nala koşmaya başlıyor ve gidip bir çölde bedevi oluyor. Şimdi aklınıza ne geldi çok iyi biliyorum ki o aklınıza gelen şey şu klasik aşklardan daha iyidir. Ama erkeğimizin yüzü güneşten yanmış, sakallar uzamış ve ne kadar da çok yakışmış. Demek ki sonunda farklı bir hikayeyle Fransız saflarına katılan bir casusun heyecan dolu hikayesini izleyeceğiz derken Let's go in on diye bağıran çöl sıcağında kapkara giymiş eşkıyalar saldırıyor Başka! ve başrolümüzde yaralanıyor. Ama bak görüyor musun ne güzel farklı şeyler de oluyor diye heyecanlanmayın. Erkeğimizin kızdan ayrılması 6 dakika bu sahnelerse sadece İki dakika sürdü. Evet sadece iki dakika. Daha sonra karakterimiz aman dizide aşk yok zannedersiniz de başka kanala atlarsınız diye hemencik sanki hiçbir şey olmamış gibi kaymak gibi geri dönüyor. Hemencik dediğime bakmayın tam iki yıl sonra. Tamam demek ki bu iki sene içerisinde Fransızlar şehri öyle bir hale getirmiş ki yiğidimiz buna içerleniyor ve onlara karşı bir savaş açıyor. Yok, babası ölmüş, amcası sevgilisinin annesiyle nişanlanmış. Seni ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim diyen sevgilisi de amcasının oğluyla nişanlanmış. Bedevi de gelip <laughs> ha, Hani bana, hani bana demiş. E, Fransızlar işte onlar da takılıyor öyle. Şimdi kardeş. Kardeş. Madem yine o ona o ona da biz niye 1936'dayız? Tamam daha sonraki bölümlerde bir tık daha Hatay sorununa değiniliyor da. Madem bu adam çölde yanmaktan böyle kumpire dönmüş. Azıcık daha kavur da döndüğünde kimse tanımasın. Böyle karavanındaki kuaförden döndüreceğine bu halde kalıp kimse tanımadan ezel tadında sevdiğinden intikamını alsın. Bir yandan da Fransızlara karşı savaşsın değil mi? Ama yine yok. Peki ne yapıyor karakterimiz? Küsüyor. Yine herkesin birbirine baktığı bir masadan kalkıp nerede olduğunu bilmediği halde babamın mezarına gideceğim deyip gidiyor. Bir dakika şimdi bir de başta tecavüze uğramak üzere olan bir kız vardı. Ona ne oldu derseniz o da çalıştığı hala atölyesinde yövmiyesini alamadığı için olay çıkarıyor ve patronu olan amcamız da çok günümüzden olan bir replikle yarı fiyatına çalışacak Suriyeliler var deyip işine gelirse diyor. Kızımız parasını alamayınca da babası borcu olduğu bir adama kızını satıyor. Al götür. Evet yanlış duymadınız. Babası kızını borcu olduğu bir adama kurbanlık koyun verir gibi veriyor. Adam da kızı eşeğine bağlayıp kurban kesim alanına götürür gibi çeke çeke ahırına götürüyor. Ve aynı seviyede görüldüğü canlılarla birlikte o ahıra zincirleniyor bu kadar yerli dizi izledim. Daha önce de ahıra, odunla, depoya hatta kuyuya kapatılan kızlarımız oldu. Hepsini de burada anlattım. Ama kadın olmanın hiç bu kadar aşağılandığı başka bir diziye daha maruz kalmadım. Vermeyeceksin değil mi? Al götür. Bırak dokunma Deminden beri ne senaryo fikirleri gelişti şuracıkta. Geldiğimiz noktaya bak. Neyse ki kız adamın elinden kurtulmayı başarıyor ve hem babası hem de alacaklısı erkek kılığına giren kızın peşinden koşarken yine atının rengi tutmasa da prensimiz devreye giriyor. Bir dakika bu şey değil mi ya? Tarlada boğadan kaçan kızı arabasıyla kurtaran adam işte yine kovalayanın öküzlüğü aynı da zaman değişik. Daha sonra erkeğimiz erkek sandığı kızı evine götürmek isteyince kızımız olmaz diyor ve kaçıp bir şelalenin tepesinden aşağı atlıyor. Ve ıslanınca bir kadın olduğu anlaşılınca da... Hani Mehmet'in? Evet yanlış duymadınız. Erkeğimiz o ana kadar kızı Mehmet zannetmiş. İşte her bedevi bahtsız değil demek ki. Kız suya Mehmet olarak girip şehvet olarak çıkıyor. <laughs> Ve daha sonra burnunun dibindeki kızın erkek olduğuna inanan adam kızı babadan kalma çiftliğine götürüyor. Ve ahırdan paçasını kurtaran kızımız bu kez de erkeğin maçosuna denk geliyor. Toplu saç sevmem. Bundan sonra böyle dolaş. Tamam şimdi en azından ahırda koyun gibi davranılmasındansa iyidir derken kızı yine kurbanda kaçan kurbanlık gibi sürükleyerek götürüyorlar. Peki o sırada erkeğimiz ne mi yapıyor? Söz konusu yerli TV izleyicisi olunca bir şey yapmasına gerek yok. Bir şey yapmayınca da izleniyor. Ama bakın ne izlediğinizi anlayın diye alttaki müziği çıkarınca geriye ne kalıyor? Yani özetle ne oldu? Tek bir diziyle bütün akşamı kapatırız diyen TV kanalları, saat başına 15 dakika dizi kuralıyla dizileri iyice uzatan rütük kuralları ve aşka doyamayan izleyicinin sanata bakış açısı birleşti. ilk iki bölümden izleyicide bir karşılık bulsun diye vatan toprağını tecavüz edenler değil, bir kıza tecavüze yeltenenlerden yola çıkan bir dizi ortaya çıktı. Arada bir kız paçavraya döndü diye elinde baklayla izleyen teyze de cık cıkladı mı cık cıkladı, Hı? cık cık zaten şu koca sektörü de en çok onlar yaktı. Neyse boş versen teyzeyi. Abone kaç oldu?